çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Manisa, Alaşehir'den sektörün lider firması Yamak Süt Mamullerindeyiz. Yanımızda ise firmamızın sahibi ve kurucusu beyefendi Mustafa Yamak bulunmakta. Bakalım kendileri bu özel noktadan şu anda fabrika sahasındayız. Bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mustafa Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi Yamak Süt Mamulleri uzun yıllara dayanan bir hikayesi var. Evet. Bu geçmişten gelen ve şu anda yürüttüğünüz çalışmalarınızdan bahsetmeden önce ben ekranları başındaki değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Mustafa Yamak kimdir? Mustafa Yamak 1954 doğumlu. Alaşehir'de doğma büyüme. Evet. Lise mezunuyum kendim. Evet. Bu sektöre 1977 senesinde atılmış buluyoruz. 4-5'lik bir ufak yerde imalatla başlamıştık. Şu anda herhalde 350 metre kare kapalı alan, 350 metrede açık alan olan bir yerde imalatımızı devam ettirmekteyiz. Devam ediyorsunuz gayet. Evet. Şimdi bu dededen gelen bir hikaye değil mi? Dededen gelen bir hikayedir. Dedemiz de yoğurtçuydu bizim. Rahmetlik babamız da kasaptı. Evet, evet. Aynı şeyden geldiği için bu mesleği devam ettiriyoruz. Peki, ve şimdi, içimizden gelen bir şeydi. Gayet güzel. 77, yarım asırı devirmişsiniz. Evet. Tecrübeleriniz, bilgi birikimleriniz artık burada buluşturmuşsunuz. 700 metrekare kapalı açık ve kapalı alanla birlikte 700 metrekare bir alanda hizmetler var. Evet. Peki, şimdi biraz burayı konuşalım öncelikle. Burası saat kaç ve kaç aralığında hizmet veriyor? Sabah 7-2.30-3 arasında, öğleden sonra biter işimiz. Peki, siz süt topluyorsunuz değil mi? O işleyişten biraz bahsedelim. Civardaki köylerden sütleri sabah 9.30-10'a kadar toplayıp getirip ondan sonra imalata geçiyoruz. Ve günlük işte her gün. Özel bir aracınız var, tankı var. Kendi tanklarımızla, aracımızla sabah erken gidip erkenden toplayıp sütün bozulmamasını önlemek için. Buraya geliyor. Evet, imalathanemize göre direkt hemen imalata giriyor. Nasıl işleyiş oluyor? Araçtan transfer ediyorsunuz. Alıyoruz, pişiriyoruz. Artı şeyde vakumdan geçiriyoruz biz. Evet. Belli bir derece getirdikten sonra yoğurt veya ayran imalatına her günlük kapasiteye göre ayırıyoruz sütlere. Ayırıyoruz. Şu kadar yoğurt, şu kadar ayran olacak şekilde. Evet. Taksim ettikten sonra imalata devam ediyoruz. Peki ne kadar süt topluyorsunuz günde ve burada ne kadar bir üretim var tonaj bazında? Şimdi günlük 2,5-3 ton arasında değişebiliyor üretimimiz süt olarak. Bunun aşağı yukarı %50-55'ini yoğurda döndürebiliyoruz. Evet. Çünkü vakumluyoruz, suyunu alıyoruz. Kalan yoğurt koyu olarak yoğurt olarak çıkarıyoruz. Gayet güzel. Peki kaç çeşit ürününüz var? 3 çeşit yapıyoruz. Yoğurt kendi çeşitleri kendi markamızda. Yoğurt çeşitleri, ayran, tereyağı olarak çıkarıyoruz. Bunlar kendi markanız. Biz size özel bir de tava yoğurdu var değil mi? Tava yoğurdumuz var ayrı olarak. Evet. Süzme yoğurt da yapıyoruz. Peki gerçekten. Kilo bazında kova olarak var değil mi de? Çeşitli miktarda kovalarımız var. 15 kiloluk, 10 kilogramlık kovalarımız var. Evet. Bunları daha çok fazla tüketen yemek sektörü. Veya yemek fabrikalarına veriyoruz büyük ambalajları. Küçükleri de ev tüketimini sunuyoruz. Çünkü bizim mamullerimizde katkı olmadığı için evlere genellikle küçük vermeye çalışıyoruz ki çabuk evet. Tüketip çabuk alsınlar diye taze tarzı. Şimdi Alaşehir'de sizin bir kendi satış noktanız var merkezde. Ve nerelere ulaştırabiliyorsunuz? Alaşehir civarındaki marketlere, köydeki bakkaliyelere, toplu tüketim yerlerine evet. Veriyoruz. Yani. Yakın Alaşehir. İlçeler var mı hizmetleriniz içerisinde? Bir Sarıgöl diye bir ilçemiz var. Evet. Sadece oraya. Bir de oraya veriyorsunuz. Mevcut hizmet kalitenizi koruyarak bu hizmetleri yürütüyorsunuz. Zaten prensibimiz hijyenik ve temiz bir gıda üretmektir. Evet, hemen oraya bir değinelim. Şimdi gıda işi yapıyorsunuz. Evet. Zor bir iş. Süt sonuçta bozulmaya kısa sürede yüz tutacak bir ürün. Evet. Bu anlamda neler dikkat edersiniz burada hijyen kurallarından? Yani hijyen kuralların en son raddine ulaşmaya çalışırız. Sürekli olarak taze ve günlük tüketime sunulacak şekilde mal üretmeye çalışıyoruz. Evet. Hijyen kuralları deyince
Hijyen birinci kuralımızdır zaten. Çünkü çalışanlarınız da önemli. Tabii. Çalışanların her gün üstü başı dikkatle şey yapılır, kontrol edilir. Maskelerimiz var. Manueller takılır, eldivenler takılır. İmalat öyle başlar. Evet. Gayet güzel. Peki kaç uzman kadroyuz burada? Toplam ekibiniz? Toplam 8 kişi çalışıyoruz şu anda. 8 bir uzman kadromuz var. Bir de gezen sürekli bir dağıtım aracımız var. Evet. Onlar ne yapıyor? Siparişleri alıyor. Alıyor. Günlük zaten belli her yere. Her gün uğrar yani. Her gün dağıtımı yapar. Günlük uğruyor, siparişleri alıyor, tekrar dağıtıyor. Gayet güzel. Peki gelmiş olduğunuz noktada Mustafa Bey, şu anda istediğiniz şeyler oluştu mu? Sonuçta çağımıza uygun hareket ediyorsunuz anladığım kadarıyla ekipman olarak. Tabii. Hedeflerinizde ne var bu işle ilgili? Hedefimiz aşağı yukarı biz hedefimiz yaklaştık. Bundan sonraki hedefimiz de gayet temiz ve hijyenik kuralları olarak gıda sektöründe bir yerimizi almak istiyoruz. Kendimiz temiz ve geleceğimize dönük bir mal üretmek için çalışıyorsunuz. Temiz. Peki tabi burada ekipmanlar da önemli değil mi? Sizin bayağı bir ekipmanınız var burada. Evet. Ne var? Bardaklama var. Ekipman, ayran dolu makinelerimiz var iki tane. Yoğurt dolu makinemiz var. Evet. Ayran protez tanklarımız var. Soğutma tanklarımız var. Süt pişirme tanklarımız var. Süt taşıma tankımız var. Bir de odalarımız var değil mi? Soğuk hava depolarımız vardır. Soğuk odalarımız. Evet. Yoğurtları korumak için. Yani soğuk zinciri korumak adına o da önemli bir şey. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hem bölgeye istihdam anlamında hem de kattığınız bu güzel değerli hizmetinizden dolayı sizi kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Ayaklarınız sağ olun. Evet, İşkolik izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Manisa Alışehir'den sektörün lider firması Yamak Süt Mamullerinden firma sahibimiz beyefendi Mustafa Yamak'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.